dik Trabzon. Bir insanın şivi bu kadar mı yakışmaz? Bugün Trabzon'da tak 0 TL Trabzon yapıyoruz. Ben bayılıyorum Karadeniz'in insanına da. İlk defa Trabzon'a geldim. Çok Köksal Baba'yı görür mü acaba? Ben Trabzon'a gittim de görmüştüm Köksal Reis'i. Geç oldu ama bugün çok eğleneceğiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Havalı. Aleykümselam. Yanındayız her zaman gibi. Gelin şuradan bir dolmuşa gidelim. Dolmuşçu abilere yalvaralım. Karadeniz insanı zaten tatlıdır. Bizi her türlü beleşe götürürler şehir merkezine. Gidiyoruz. Önce kahvaltımızı edeceğiz. Biliyorsunuz Karadeniz'de meşhur kahvaltıda kuymak. Mıhlama, kuymak yenir. Haydin, uşaklar. Hocam kolay gelsin ya, biz İstanbul'dan geldik de paramız yok, meydana kadar atabileceğim bizi. Tamam, süper. Buradan böyle. Önceden konuşmuştum abi, YouTube videosu çekiyoruz da. Zirzop 11. ayı hoş geldin, Faster Fast Guy hoş geldin. Bir 10-15 dakika bir yolculuk olacak şimdi. Abi çok sağ ol be, Allah razı olsun. Hoppala. Uy, yarışırız da. Ula bu ne konuşuyor? Çok güzel, kendi arasında konuşuyor esnaf. Onu diyorum da diyor. Ne güzel ya burası. Orkun duymasınlar vallahi, kafana yumruğu vururlar. Bayıldım şiveye, bayıldım. Normal işte İzmir İstanbul şivesi falan iptal edilsin, sadece Trabzon şivesiyle konuşulsun. Melih'cim hoş geldin kardeşim. İlk beleş çayımız, sağ olsun esnaf abilerimiz ikram ettiler bize beklerken burada. Abi siz çayı süzmüyor musunuz? Özelliği mi bu? Trabzon'da, Rize'de böyle. Aa! Hiç sevmem biliyor musun? Yani Trabzonlu Rizeliler varsa söylesin. Yani o çayın içinde böyle küçük küçük geldiği zaman hiç sevmiyorum ya. Biraz yiyip biraz içiyoruz çayı zaten. Oh, bir 15 dakika yürüdük ama yokuş çıktık. Merkezden buraya. Boztepe'ye geldik şimdi. Yine kaçırdık yayını. Oğlum herkes ağlıyor o zaman. Bir dahakini Instagram'dan atacağım, tamam mı? Atacağım bir dahakini Instagram'da. Bir dakika, nude geldi sanırım. Beni telefona baktırdınız. Kapattım. Burada Trabzon'un en meşhur kuymakçılarından bir tanesi Bordo Mavi'ye geldik. Burada dükkanı açacağız, dükkanı temizleyeceğiz. Birlikte kuymak yapacağız. Selam abi, ne haber? Hoş bulduk. Hadi gel şu köşeden başlayalım. Temiz olsun. Tamam abi, ayıp ediyorsun. Biz işimizi düzgün yaparız. Gülme daha. Niye gülüyorsun? Burası tamam. Mekan çok güzelmiş lan bu arada harbiden. Masalara geçiyoruz. Başka eleman yok mu bari, sandalyeleri indirsin biri. Eyvallah, ya? Eyvallah, ölsün olsun. Bu ne, tek adam 700 metrekare dükkanı nasıl silecek? Ben silerim. Hepsini tek başına mı siliyorsun ya? Ne var? Abartma şimdi. Bunu kaldıracaksın. Sileceksin, tekrar koyacaksın. Belki kaldıracaktım, nereden biliyorsun? Oradan yetişemedim diye buradan döndüm belki. Ben geldim, buradan aldın. Hay tamam, belki buradan böyle dönüp dışarıdan silecektim, ne biliyorsun ki? Allah Allah. Yakalandı, yakalandı. Hisse vermeniz lazım bana dükkandan. Bu kadar iş yaptırıyorsunuz. Bir tane kuyma tav olmam ben. Reis ters öyle ve bölümün dükkanı. Reis ters o. Bence sıfır gibi oldu. Yani dükkanın sadece %1'i olsa da iki masa sildim ya. Sonunda yalvar yakar ikna ettim. Yiyor artık, kuymak yapıp kuymak yiyeceğiz. Şimdi bizim kuymaktaki malzemelerimiz... İnfluencer, vizyonsuz, kültürsüz, bir baltaya sap olamamış insan mesleğidir, meslek de değildir de neyse. Senin için söylemiyorum ama öyle. Ya meslektir. Ya genelleme yanlış bence. Benim için söyleyip söylemem bir yorum yok da. Gayet de meslek şu anda kardeşim, yani insanlar paralarını elde ediyor, şey yapıyor. Ben zaten kendimi influencer olarak görmüyorum. Ben zaten yakında kendi işime de başlayacağım. O benim, ben bunu alınacağım bir şey değil de. Bence meslektir. Artık bunu da insanların kabul etmesi lazımdı ki. Şu anda meslek denilen mesleklerden çok çok daha çok şeyi var yani, etkisi var insanlar üzerinde. Şimdi söyleyelim. Tel peynirimiz var. Tereyağımız çok mühim. Trabzon. Buradaki problem, eğer bir baltaya sap olamamış insanların ünlü olması sana batıyorsa, burada sorgulayacağın şey o kişi değil, o kişiyi ünlü yapan kesimdir. Yani buradaki problem aslında yine izleyici kesiminde. Yani
oradaki o çocukta bir problem olduğunu düşünmüyorum. O adam bunu zaten yapmak ister. Herkes deneyebilir. Ama onu bu kadar bu raddeye getiren insanlar da suç. Adamın bir suçu yok. Yapmak isteyebilir, deneyebilir. Ama sen onu ünlü ediyorsan problem sende. Tereyağımız var. Bir de mısır unu. Ben influencer değilim zaten. Influencer ne demek oğlum zaten? Ben yayın yapan, yayıncılıkla şu anda uğraşan bir insanım. Var değil mi? Bir de suyu... Influencer deniyor buna da. Influencer yazıyorum yani. Çok da önümde değil. Var. Umurumda değil yani. Influencer denesen olur, denmesen olur bana. Tereyağını mı atıyoruz? Tereyağlarını at. Güzel tereyağı hemen kokusundan kendini ele verir. Oh. Tereyağı kokusu gerçekten hayatımda en sevdiğim koku olabilir ya. Reis, sana kötü bir haberim var. Senin meslek olup olup ne? Meslek olup olmadığını düşünmen kimsenin umurunda değil. Kardeşim. Aynen Johnny. Abi lütfen Mountain Blade Warband öğretici video çeker misin? Tukan abinin var, ondan izleyin. Tukan abinin izleyin. Oh. Şunun içine at beni, yüzerim yani burada. Oh. Oh, teşekkürler. Komutanım, geliyorlar. Gelsinler. Güray kardeşim, 1452, ah be! 1452 kişiyle bizi hostlamış, hoş geldiniz arkadaşlar. O bir kişi, o bir kişiyi bulun. Ne güzel bir koku ki yani, o tereyağının, unun böyle... Ama bu ekmeksiz yenir mi ya? O peynirin... Oy 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 oy. Efsane. Elime sağlık. Ben İstanbul dışında kuymak yememiştim. Mükemmel ya. Kuymağı akşama kadar acıkmazsın. Bak ye, akşama kadar acıkmazsın diyor sana. Bütün dükkanı silerim. Bu videoyu mu? Biri açıklayabilir mi videoyu falan? Bazı yerlerde kamera olduğu için yapılıyor diyormuş. Yani yapılıyordur kardeşim yani. Ama burada önemli olan ben videoyu izleyerek tatlı yani. Bir tane daha yiyecek olsam gider yan dükkanları da silerim ya. Ama bence bu bir kişi için biraz fazla değil mi ya? Ben yerim de normal bir kişi için diyor. Hiç yemedim, çok merak ediyorum acaba tadı. Çok güzel bunun ya. Geldik merkeze. Trabzon merkezdeyiz. Şimdi çarşıyı gezeceğiz, merkezi gezeceğiz. Uşaklar, bir şey söyleyeceğim. Yani bak, videoları izleyip abone olmayanlara Trabzon'a gelmek nasip olmasın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Abi bir dakika, hemen suyumu alıp geliyorum. Hemen su alıp geliyorum. Hemen devam video. Ben dinliyorum, kulaklığım var. Çarşıya giriyoruz. Kolay gelsin. Hocam biz İstanbul'dan geldik de bize ikram edebilir misin? Paramız yok çünkü bizim. Kaç tane? Bir tane. Bir tane mi? Ha. Ha. Eyvallah, Allah razı olsun sana. Hiç yemedim vallahi Trabzon simidi. Bakayım nasılmış. Çok güzel. Ulan bunu muhlamaya bandıraydık neler olurdu var ya. Ha? Eline sağlık abi. Ulan utanmaz herifler. Geldim. Bir de bir şey diyeceğim mesela. Ben şunu düşünüyorum. Yapıyor mudur bilmiyorum da. Orkun buradan simidi alıp kamera arkasında adama parasını veriyordur bence. Yok ya. Çarşı cillop. Her şey var valla. Benim yani, amacım... Aldıktan sonra parasını veriyordur bence. Bana öyle geliyor. Öyle hissediyorum. Biliyorsunuz aktar. Ben buranın aktarını bulacağım. Trabzon'un en acısı ne? En acı acısını bana bir versinler. Al artık acıları. Acı adam. Şey ayrı yazılır. TDK uyarıyor. Harika. Tam mutlu turistim şu an ya. Kemence çalıyor. Saat giderken çalıyor bir de. Çok iyi. Kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geldik. Çok acı acı arıyoruz. Var mı? Acı var mı? Tadabilir miyiz? Tamam. Abi bu kadar. Ne kadar veriyorsun? Bunun hepsini ağzıma atsam adam ölür. Ölmen için zaten veriyorsun. Bu kadar fazla tuz yesem bile yanarım ya. Sonradan geliyor. Abi bu güzel acı ya. Böyle daha acı yok mu? Yok. Senin acıların iyi mi? Gel. Senin ağzın yine bok kokuyor be. Biz sana acı yedirelim. Abi şimdi Trabzon'un en acısı bu mu? Ben öyle mi düşünmeliyim? Trabzon'un evet, acısı insanları. Oy. Gel acıların çocuğu, sen bir acı gör. Bak bu az acı olan, bu çok acı değil. Bu da aktar. Abi ben senin aileni Ankara'dan tanıyorum. Gıda toptancı işindesiniz. Hakkında kazandığın arabayı neden utanarak paylaşıyorsun? Anlamadım, çekiniyorsun paylaşmaktan. Berkent, utanmıyorum. Ben şunu anlatamıyorum. Kardeşim. Benim bindiğim araba zaten benim ailemin, babamın,
sabah 4'lerde kalkarak. Yani herkes yatarken benim babam saat 4'te dükkanını açar. Herkes yatarken, herkes işlerini kapatırken saat yıllar boyu biz çalışmışız. Yıllar boyu biz 3 nesildir ticaret yapan bir aileyiz. Benim babam burayı tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş. Yani biz buraya zaten emek alın teriyle gelmişiz. Ben babamın kazandığı paradan gram utanmam. Ben kazandığımız paradan zaten utanmıyorum. Ben burada şunu söylüyorum. Benim arabamdan kime ne? Sadece şunu söylüyorum. Ben utanmıyorum oğlum. Allah babamı başımdan eksik etmesin. Allah bizi, herkese bizim gibi, herkese güzel kazançlar versin. Herkes güzel şeyler. Bunlar problem değil. Benim buradaki olayım şu. Kardeşim, benim arabamı ben burada niye söyleyeyim ya? İtici bir şey değil mi? Arkadaşlar, ben Porsche biniyorum. Aa, araban ne? Porsche. Porsche biniyorum. Bir süre sonra şuna dönecek. Ya brane de amına koydum. Görgüsüz. Ben kendi görüşüm bu. Milletin şeyin, yani milletin değil de, yani ben dışarıda olsam böyle görürüm. Derim ki lan bu amcık sürekli niye arabasını söyleyip duruyor? Ben söylemem. Kime ne? Arabam Porsche değil işte bak. Mesela görüyor musun? Ananı sikeyim Porsche. Ananı sikeyim Porsche'a bak lan kardeş. Bottala bakla koltuğa çıktı. Aracısı. Bakalım Trabzon'un insanı acıya dayanıklı mı, nasıl? Biz abi böyle illeri geziyoruz. Yok yok, öldürmeyiz. İl il geziyoruz abi. Acı veriyor. Diyarbakır'a gittik, Antep'e gittik, Adana'ya gittik, her yere. Takma değil oğlum bak. Ben insanlara anlatamıyorum. Ben takmıyorum. Sadece açıklama yapıyorum. Adam soru sormuş, açıklama yapıyorum. Gittik. Hazır mısın? Şu kadarcık vereceğim. Gel bakalım. Bok yedin dayı. Mustafa. Mustafa şimdi oron tepecek. Acı değil ki kardeşim. Ne bu ya? Farklı bir şey. Kimyasal mı? Hayır bu abi, isotu güneşte bekliyorlar. Yağı çıkıyor isotun. İsot yağı bu. İyi güzel. Yanıyor mu? Nefesim kesildi. Ben acı yedim ama böyle acı yemedim. Aleyküm selam. Yok baba, ne acı ama ya? Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Kardeşim sabah sabah beni niye yaktın? Biz sizin acınızı yedik, siz de bizim acımızı yediniz. Bir kere söyle bitsin bence abi, sormazlar bir daha. Ben gizli tutmuyorum ki zaten oğlum. Daha zamanında bilen biliyordur. Ben gizli tutsam amına koyayım, arabamla müzik şey mi ya atarım amına koyayım. Niye gizli tutayım, kime ne, ama söylemem ya, bana ne amına koyayım. Babacım. Alın lan benim arabamı, yeter amına koyayım. Allah Allah. Dışarıda bekle, bir yere kaybolma. Herhangi bir mide rahatsızlığın falan yok değil mi? Şu anda kalp rahatsızlığı başladı. Yaktın beni sabah sabah. İsim ne? Hami. Acıyla aran nasıl? Kötü. Kötü mü? Evet. Niye o zaman böyle bir cesaret geldi sana? Abi, kalabalıkta iş olsun da ya. Yemeyin arkadaşlar, zehir bu. Aleykümselam Devrancan. Daha acısı da var. Yok. Hami ne oldu abi? Yenemeyin arkadaşlar. Buranın insanı kadar komik bir insan görmedim ben. Bayıldım ya. Acı bu kadar güzel yanamaz bir insan ya. Kokla bak bir. Ne? Saçmalama abi. Yok olursun. Hayatın değil. Ölürsün ya. Şurada çakala bak da geçti oraya, yatıyor ama ışığı devirecek ha. Ki o özgüvenin yok oluşunu görmek istiyorum. Nasıl abi? Güzel. Dur gelir şimdi kafası onun. Yanıyor mu? Biraz. Tamam, artacak şimdi o. Diyeceksin ki bu benim hayatımda yediğim en acı şey, daha acı bir şey yememişim diyeceksin. Diyor musun? Yanıyorum. Ne oldu abi, beklediğin... Takalım kes, hepsini halledeceğim kardeşim. Sensin o kardeşim. Gibi çıkmadı galiba. Eyvah. Neydi Ahmet abi? Kıçkırıyor musun abi? İşte ben böyle olurum. Koray onuncu ayını yenilemiş. Ben böyle oluyorum işte bak. Ben böyle oluyorum. Ahmet abi. Kıçkırıyor musun abi? Beklemiyordun değil mi böyle bir şey? Daha acı bir şey yedin mi hayatında? Bak cam burada. Bizim Etlik'te Paladın Konağı diye bir yer var. Etlik'te yaşayanlar veya Keçiören taraflarında yaşayanlar bilir. Palanın Konağı diye bir yer var. Biz de oraya işte kelle paçası işkembesi zamanında çok iyi, tamam mı? Ondan sonra biz oraya gittik Palanın Konağı'na. Palanın Konağı'na gittik. Can salağının kafası iyi. Diyor ki ya ben bu cin biberin hepsini bitirsin, bana ne verirsin falan. Diyorum yiyemezsin oğlum sen bu cin biberden. Çünkü oranın cin biberi harbi zehir.
Bayağı zehir yani. Bildiğin o bir tane yedin mi kafayı yersin. Ben de şey yapıyorum. Bunu çıldırtmak için diyor ki bak sen yiyemezsin diyorum. Alıyorum ağzıma. Bir tane ısırıyorum yutuyorum. Öyleydi herhalde. Alıyorum çiğnemeden yutuyorum yani anladın mı? Alıyorum ısırıyorum yutuyorum. Alıyorum ısırıyorum. Sen yiyemezsin amına koydum sineği falan. Bunu gaza getirdim. Bu bir yedi. Bu yedi tamam mı? Gaza geldi böyle. Ben yedikçe çünkü diyor ki lan bu nasıl yiyor? Benim de yiyebilmem lazım. Ben atıyorum bu atıyor. Ben atıyorum bu atıyor baba. Bu bir başladı hıçkırmaya. Ay. Çorba içiyor. Çorbadan bir yudum alıyor. Çorbadan yudum alıyor. Ay. En az 45 dakika. 45. Diyor ya sen nasıl yedin? Sen nasıl yiyorsun? 45 dakika var ya. Hayattan soğudu bebe. Nereye? Luna Bey hoş geldin Luna Bey. Ya yiyemezsin sen nereye yiyorsun? Neydi ya? Ay şu yeşillik çok güzel ya. Hamsiköy'e geldik. Yeşillik insana huzur vermiyor mu ya? Harbiden huzur veriyor lan. Abi sen Ankara neresinden? Çayyolu. İnanılmaz bir yer. Gerçekten şurası muhtemelen benim hayatımda gör. Gerçekten yalan söylüyorsam ne olsun? Kel kalayım. Daha çok kel kalayım. Bu benim Türkiye'de gördüğüm en güzel manzara ya. Şu dağlar, yayla. Mükemmel ya. Gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Burada arkada ufak bir köyümüz var. Burada tarladan pazı toplayacağız. Daha sonra köy evlerinden rica edip kardeş biz pazı topladık. Alın bu pazıları bize de. Bana sen huzur veriyorsun abi. Kardeşim benim. Rheinstein 4. ayın yenilemiş. Hoş geldin. Bir yemek ikram edin deyip öğle yemeğini çıkartacağız. Haydi. Haftaya Antares'e gel. Benim ömrüm Antares'te geçti lan. Oh be. Hop kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Bende de var evde tavuk. Alo. Evet. Devam ki. Merhaba hoş bulduk. Ah bak patatescik. Baby patates bunlar. Oy baby patates tarifimi hatırlıyor musunuz? Baby patates tarifi mi? Herkes bilmez baby patates tarifi mi? Nasıl açıyorum? Nasıl açabilirim size onu? Dur lan açacağım size onu. Bekleyin. Plastik patates. Bekle lan açacağım size onu. Tuna bana Discord'dan bir şey yazsana. Hikaye arşivinden alacağım. Ben onu ne zaman çektim? Ne kadar çok story atmışım. Battal yoktu o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam. Baby patatesi ne zaman çektik lan? Hah. Bekle. Videoyu kaydet. Kim geldi? Aleykümselam. Kim geldi? Burak, harbi lan Trabzon'u gezdirsene bana amcık. Bir ara gidekle beraber. Tukan abinin DC'si ne? Vallahi inşallah düzgün yere atmışımdır ya. Şu an upload olduğu için drop girecek. Şu an bakıyorum. İnşallah doğru yere atmışsınız. Sonra da devam. Baby patates videomu size izletmem lazım arkadaşlar. Tepsi mi? Baby patates mi tepsi? Pul biber kaya. Tamam. Bunu indir. Bir tane daha bir de. Bir de şunu atayım. Bir drop daha gelebilir. Mini bir drop. Bekleyin.
Paşa nasıl attı bana oğlum? Tuna nasıl attı lan? Tepsi. Aa, YouTube'da varmış lan. Amına. YouTube'da varmış. Tepsimi tezgaha koyuyorum. Baby patateslerimi çıkarıyorum. Patateslerimi yıkıyorum. Patateslerimi tepsiye ekliyorum. Zeytinyağımı ekliyorum. Anafen çocuk. Pul biber ekliyorum. Kaya. Patateslerimi dizdim. Biraz cringe bir şey. Fırınımı açtım. Patatesi fırına verdim. Ama orada biz tabii abim Okan ben eğleniyorduk. Yemek vakti. Okan salağı bunu çekerken cama giriyordu gerizekalı velet. Fırınımı açtım. Patatesi fırına verdim. Yemek vakti. Çıttır çıttır. Tabii Okan salağı burada şu cama giriyordu. Vakti. Şuradaki cama giriyordu gerizekalı. Bu çok güzel oluyor bunun tadı. Abi bizde Bayrampaşa halinde, meyve halinde dükkanımız var. Akşam 9'da işe gidiyoruz. Sabah 11'de evde vallahi gerçekten zor. Kardeşim herkesin işi, herkesin işinde bir zorluklar var. Çalışan adam her daim kazanır ama ben bunu biliyorum. Hakkıyla çalışan her adam, mantığıyla ve aklıyla düzgün hareket eden her adam da her zaman kazanır. Yani bu böyledir. Şurası fazla bahçesi. Nasıl topluyoruz peki bunu? Şöyle kıracaksın. Ha. Ben topluyorum o zaman buradan biraz. Vallahi en çok istediğim şeylerden biri hayatta böyle kendi ufak bir tarlam olsun böyle. Kendi meyvemi sebzemi orada yetiştireyim. Kendi meyvemi sebzemi yiyeyim. Ha, Uğur böcekleri çok mu seviyor pazı? Bir sürü var bak. 1, 2, 3, 4. Ye bakalım. Gitme lan. Ana, tipe bak lan. Dilek mi? Lan Dilek. Alo. O bu game yazan arkadaş şey lan reis. Ayhan Koç Benekli Ayhan. O şey var ya onun mimi. Dileğim uçtu gitti ya. Neyse abi tutamadık. Dilek sağlık olsun. Bak buradan bir tane soğan kopar abi. Hadi çekim yap ayrı. Televizyon ne bileyim İstanbul'dan geldiler. Mert kardeşim yine bot batmışsın bakıyorum da. Eyvallah kardeşim benim. Allah razı olsun. Canını yerim senin. Eyvallah canını yediğim. Papa taze. Şimdi doğada mahsur kalıyor olsaydık ben bunu yapacaktım ama şu an. Kom kafereye gittim seni yaz beni. Burak! Seninle Trabzon vlog çekeceğiz kardeşim. An değil yani. Siz var mı böyle yaylaları biliyorsun değil mi Trabzon'da götürebilirsin bizi? Biliyorsun değil mi böyle yerleri? Gezeriz. Yani, o zaman bize bir lahana çorbası... Oradan da sen de Ankara'ya gel Ankara'da vlog çekik. Anıtkabir'ineyim gezeriz. İkram eder misiniz ya? Şu anda lahana yemeğim var şansınıza vereceğim size. Süper. Şaka mısın lan yazıyor. Biliyorsun değil mi buraları lan? Harika tamam. Abi çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Oh. Hoş geldiniz. Buyurun. Oh. Bu direkt sizin bahçenin lahanasından değil mi? Ay, harika. Çok başarılı. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ne güzel. Yani market şurası. Değil mi? Burak böyle Trabzon hakkında bahsediyormuş ama. Trabzon'da Burak kimse sevmiyormuş. Hiçbir mekanı almıyorlarmış. İnsanlar bir süre sonra böyle kaçıp köye yerleşiyor ya. Ben de galiba bir süre sonra öyle yapacağım. Kaçacağım, kendi böyle çiftliğim, iki cam, biçeceğim. Çok iyi hayat ya. Düşünmezsin, hiçbir şeyi düşünmezsin yani şu güzellikte. Bir de yoğurtuma tatlı. Organik. Oo, köy yoğurdu, ev yoğurdu akar. İneğimin yoğurdu çok güzel. Ay çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. İnek de sizin, süt de sizin, sütten yapıyorsunuz yoğurdu. Çok kıskandım ya. Yoğurt gerçekten bizim yoğurtlara göre çok farklı. Bizim yediğimiz yoğurtların içinde ne var kim bilir. Kardeş payı Emrah. Ya dur videoyu bölmeyeceğim daha. Şey miydi bu? O muydu? Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun siz sağ olun. Oo. Teşekkür ederiz Atakan. Boomcu Onur. Boomcu Onur pardon. Boomcu Onur. Kan da bizim az önce pazı topladığımız teyzemizin yeğeni dedi. Buraya kadar gelmişken Hamsiköy sütlacı yemeden gitmeyin sağ olsun sütlaç ikram etti. İki tane var. Şimdi kardeş be Emrah kim ya Burak eşittir diyorsunuz. Dur ya sonra söyleyeyim bana ne o dur yazayım da aklımızda dursun. Ben kardeş be izlemedim oğlum.
Ha bu karakter biliyor musun? Bir de Trabzon'a kadar gel. Sivas'ta dışlanıyordu. Gelmişken yenmeden gidilmeyecek bir şey daha var. Geliyor bir şey. Gel kız buraya. Ne abi? Beni mi yiyeceğim? Seni yiyeceğim tabii. Sen ana bu arkadaş şeydeki yarışmadaki. Dedim daha önce hamsi kesitleci. Yok benim sütlaçla hiç aram yoktur. Hatta belki niye ikinci ya kez yiyişim. Süt ve süt ürünleriyle yok genelde. Yoğurt. Yoğurdu çok ayran seviyorum. Yok yok. Ah ben günde 2 litre ayran içerim abi. Ayransız ben yaşamam yani. Gerçekten mi? Bayılırım ayrana. Vav bro. Fındığı da bir farklı, güzel bir fındık. Fındık buradan toplanıyor. Ha. Trabzon fındık memleketi. Arkadaşlar gelmeden önce haber vermediği için ben seni bizim köyde pazı toplattırtırdım. Ben sabah yoldayken yazdım buraya. Kalk geliyorum diye. Bir uyandım. Bir de öylesine telefona baktım. Orkun Trabzon'dayım. Böyle nasıl kalktım hazırlanıyorum. Diyarbakır'ı da çok beğendim. Ya gerçi hepsini Antep, Adana'yı, Diyarbakır'ı hepsini çok beğendim ama galiba hani görsel açıdan favorim, bana en çok hitap eden yani şu orman, dağlık, yaylalar, uçsuz. Minecraft TV Barkaş'ın kanalının adı mı? Uçaksız abi. Çok güzel buralar. Abi arkada tarla, her şey oradan çıkıyor. Bütün yemekler onunla yapılıyor. Yine orada inek. Sütünden az önce yoğurdunu yedim. Şimdi de sütlacını yiyorum. İnanılmaz ya. Benim hayatımda yediğim en iyi sütlaçtı. Anneanne kusura bakma izliyorsan vallahi kusura bakma, çok iyi. Evet, Trabzon'un sürmene bıçakları çok meşhurmuş. Buraya kadar gelmişken bu bıçakların nasıl yapıldığını da görmek istedik. Şimdi burada ya bir... Ya bırak gerizekalı bebe. Sen salaksın, cidden salaksın. Gerizekalı. Atölyenin önündeyiz. İçeride burada günde zibilyon tane bıçak üretiliyor. Çeşit çeşit yani mutfak bıçağından kamp bıçağına, odun bıçağına zibil tane bıçak üretiliyor. Akif Usta dükkan sahibi. Salak ya. Vay emine giyim. Buran attı şeye bak lan. İşte bizim Ankara'da böyle hiçbir yer yok ya. Mekan canlı baba. Mekan canlı baba. Hoş geldiniz. Hoş. Lelenoğlu 4. ayındaymış, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Siz burada günde kaç bıçak üretiyorsunuz abi? 200 civarı bıçak üretiliyor. Ama özel bıçak olarak çalışır. Özel. 30 tane çıkar. Bir günde? Tabii. Yani abi bunu, çok iyi ya. Günde 30 bıçak üretiyorsanız sayın yine. Bravo yani. Döveyim ben de. Vallahi dövebilir. Sen buyur. Ama elini yakma. Şöyle ben koyuyorum. Yaptım daha önce bıçak ya. Peki şimdiki işlemimiz nedir? Balık. Biz de Artvin'e el yapımı pompalı üretim evine gideriz. Aynen öyle kardeşim. İllegal. Mı sokuyoruz bunu? Balık yağının özelliği ne? Yunus balığından. Bizim köyde bir tane dayı vardı. Kendine silah yapmıştı adam. Düğünde sıkıyordu onunla. Bayağı bildin kendine silah yapmıştı adam. Böyle tahtadan mahtadan. Bir kere eritildiği zaman bir daha donma yapmayan bir yağdır. Ve bunu dünyada tek kullanan sürme. Kaç dakika kalıyor içinde öyle? Hızlı. Kadar. Rastada. Şu an selikleme işlemi yapıldı. Aleykümselam, kim geldi? Bak burada mesela. Sayreyn hoş geldin. Hatta bugünün postası var. Bu paslanmaz çelik değil mi? O paslanmaz. Baksana ana, şunun güzelliğine. Bu cillo. Kampta bir tek bunun yanına al. Başka bir şeye ihtiyacın olmaz yani. Senin kendi koleksiyonunda vardır. Ben koleksiyon yapmıyorum. Ne izliyorsun? Trabzon'da 0 TL'ye bir gün geçiyorum. Aa. Yapamıyorum. Şimdi sen geliyorsun ya diyorsun şu bıçak çok güzel. Gitti. Şu sap kot pantolondan yapılıyor. Aynen. Şaka yapıyorsun ya. Aynen. Mükemmel bir sap abi bu. Aynen. Ha bak bunlar da bu arada normal mutfak bıçakları. Bundan günde 200 tane çıkıyormuş buradan. Saplarımız bunları da geyik boynuzundan yapıyorlar. Dışarıda büyük geyik boynuzları var. Onları kesip bu hale getirip sonra bunları bıçak sapı olarak kullanıyorlar. Şunu belirtelim. Kesinlikle hayvanlara zarar verme olay yok. Geyikler kendi boynuzlarını kendileri atıyor. Sütlüklerden topluyorlar, bir de saplıyorlar. Yani hayvanlara ben bunu bilmiyordum mesela. Süper abi. Zarar verme olay yok. Sevindim öyleyse. Burada karınca gibi bıçak üretiliyor ya. Gel bak. Buraya kadar gelmişken bir de Karadeniz'in güzel çayından toplamamak olmaz. Buradaki çaylar olmuş. Ablamız bize nasıl toplayacağımızı gösterecek şimdi. Ben ilk defa hayatımda çay topluyorum. Üstlerinden mi kesiyoruz? Evet, kökünü almıyoruz. Tamam. Sonra bunu ne yapıyoruz? İşlem ne peki? Kurutuyor muyuz? Getiriyoruz fabrikaya. Fabrikada işlem yapılıyor. Hmm. Sepetimize döküyoruz. Aa, çok iyiymiş ya. Ha siz doldukça bir de şey yapıyorsunuz, benim daha çeyreği dolmadı. Ben acaba çok mu yüksekten kesiyorum, daha mı alttan kesmeliyim? Bir bakın. Çayı mahvettin. Ah
Daha alttan. Daha alttan. Tamam. Evet, bu oldu. Tamam. Sonunda bir poşet doldurdum. Sizin beşinci poşet mi bu? Evet. Havu dolacak, tamam mı? Ne olacak? Havu dolacak, hadi. Abla iş kilitledi. Hadi deneyelim, ne yapalım? Ben ya her gördüm. Burak sen biliyor musun lan bunları kardeş? Bir şeyi yapmak istiyorum. Ben evime çay da ekip yapacağım. Hüseyin'in çaylar dediği buymuş lan. Çaylar. Ben şimdi anladım. Al bunu dene. O benim kıracağım bakalım. Bak. Bu ne farkı varmış makası? Bu arada sonradan görme çay videomuzu izlemediyseniz ucuz orta pahalı çay karşılaştırmıştık. O çaylar böyle çıkıyormuş. Onu da izlemediyseniz şuraya bir yere. Acaba doğru kesiyor mu? Koyarız. Bir gidin izle. Teyze işi kilitledi zaten ya. Ha, bu makas daha iyi. Ama ablanın makası hileli makasmış ya. Ondan daha şey olmuyormuş. Buradan toplanan bir ton çaydan sadece %15'i kurutulmuş içilebilir çay haline geliyormuş. Ana onu bilmiyordum. Bugün yarım ton çay kırdık. Sen ne kadar kırdın? Ben 2 kilo. Bugün ablalar iki kişi yarım ton çay kırmışlar. Öğleye kadar. Öğleye kadar. Yes. Yarım ton. Nasıl çıkardınız onu? Neyle gidiyor o yarım ton çay? Vallahi helal olsun size. Yarım ton çay ne demek ya? Körfez'in reisi yok ya. Kurguda düzeltirdim. Ne yapayım abi? Körfez. Körfez. Evet, geldik Akçaabat'a. Akçaabat'ın biliyorsunuz köftesi çok meşhur. Evet. Buğra bizi getirdi. Bayağı Buğra'nın arabasına atladık geldik. Ya otostop motostop yoktu burada, birbirimizi kandırmayalım. Ben az önce iğne oldum popomdan, sırt ağrımdan dolayı. O yüzden Buğra bana refakatçi olacak. Mutfak da inanılmaz kötü ya. Oğlum köfte hazır. Köfteyi cızbız edeceksin. Yürü sakat sakat adama şey yaptırıyorsun. Bir şey olmaz. Buğra'nın aile dostuymuş. Direkt mutfaktan girdik bizden. Hop merhabalar abicim, kolay gelsin. Metin ustamız. Memnun oldum. Teşekkürler. Orkun çok çalışmak istiyor abi. Paramız yok. 5 kuruşu yok Orkun'un. Orkun diyor ki bize çalışsak karşılığında bize bir iki köfte yedirir mi Akçaabat köftesi? Anında. Orada bir yanlış anlaşılma. Çalışsak değil. Buğra çalışacak benim yerime. Ben de göz kontrolü yapacağım sana. Evet. Köftemiz bu. O zaman ben başımdan önce bir ellerimi yıkayayım. İyi, muslukta yıkadı. Ben çaydanlıkta yıkarsın diye bekliyordum. Güzeline... Buğra beni dolandırmıştı 2016 yılında. Lan yürü git. Öyle şeyler olmaz Dilara. Amerika'da yaşıyorsun, sallıyorsun millete kardeşim. En azından muslukla çaydanlığı ayırt edebiliyorsun Buğra. Ben istifa ediyorum ilk günden Metin amca. Hayır, sana mobbing yapılacak, musluğu kapat. Buna bir köfte. Patron ben oldum galiba. Çal. Ya şu adama da dolandırılmaz yani. Şu çocuğun tatlılığı, naifliği. Ya bu adam dolandırıcı değildir, anladın mı? Hayır, sana mobbing yapılacak, musluğu kapat. Buna bir köfte. Patron ben oldum galiba. Çalış. Yapmaz ya, Dilara yalan söylüyor. Amerika'dan sallaması kolay kardeşim. Eğer Minecraft evi miydi? Minecraft evi, bu videoyu izliyorsan biz böyle bir şey söylemedik. Dilara söylüyor. Dilara ile iletişime görüştürürüm seni, haberin olsun. Ben şu an sayıyı düşünüyorum sadece. Kaç köfte yiyeceğimi düşünüyorum çünkü çok açım. Ulan ben orada ateş yok. Koyduğun yere bak bir. Ya, koy ateş kanka, mi var orada? Ustamın yanında niye beni rezil ediyorsun? Ben onun yanında staj yaptım. Yaramış yani staj evet. Sana. O köfteler bir cız etmesin. Bak ne yapıyorum seni. Ne yapıyorsun Orkuncu? Mobbing yapıyorum. Daha çok mobbing yaparım ne bileyim. Salata yapmayı göstereyim. Diyormuş he. O eşeği dolandırdım ben diyormuş. Şu Amerikalı Dilara değil mi? Çöktük zamanında parası. Buranın özel bir salatası var Orkun. Piyaz yaptım size, piyaz. Aa, piyaz mı? Ha yapılı ulan. Ne oldu hani çalışacaktın? Bunlar pişmiyor. Allah'ın cezası pişiyor da. Şurada... Bak şura pişiyor. Orkun şey anlaşmadık. Şura pişmiyor. Mı? Kaydı kapatacaktın, Metin amca yapacaktı. Yok. O bu videolar öyle çekilmiyor mu? Kurgu yapacağız sanıyordum. Ben sadece şov yapacağım. Orada hayır Metin amca... o pişireceksin de yiyeceğiz işte. Hani YouTuber'lar yalan şey. Yok oğlum kurgu burada. O kadar mutfaktan uzağım. Merhaba şey. Yeğenler, yani merhaba kardeşim. Yemek söyleme sitesi var ya. Orada hep muhtar oluyor. Okun sana ayrı bir salata yapabilirim istersen. Yapayım mı? Hadi yap lan. Hadi yap. Gönlünden kopsun. Valla doğrama yöntemleri falan biliyor. Çok güzel doğramadın mı? Valla güzel doğradın. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Çok güzel doğradı ya. İzleyelim. Alper Paker hoş geldin. İsim geldi. Buğra sana yemek kanalı mı açsak? Buğra yemek öğreniyor. Al. Mısır uni ekmeği. Bak bu ekmek cilop bir ekmek. Ben bundan keserim. Hatta bundan kızartalım. Havuç. Sadece havuç mu istiyorsun? Havuç. Ekmek içi gördün mü yiyeceksin, sormayacaksın. Bak bizim evde ekmeğin içlerini ben yiyorum, dışlarını hanım yiyor.
Bak soldakiler pişmemiş. Niye acaba? Hep Orkun işime karıştığı için pişmedi. Senin için değil. Mesela peki bu mekan iyi bir mekan mı? Trabzonlular. Monluyorum ama biraz çekirdekler içine düşmüş. Şimdi her yerin bir meşhur bir yeri vardır ya mesela. Olabilir. Aa, 10 üzerinden 1 veririm. Ver.